Farkındaysanız da öndeki herkes değişti ama Ozan değişmeyerek oyuna devam etti oyunun sonlarına doğru. E, i̇kinci yarısı hakikaten çok tempolu, çok tartışmalı pozisyonlar da var. Çok. E, penaltılar tartışılmalı bana göre. E, hakemin vermediği kartlar da var. E, onlar da tartışılmalı. Varda biraz böyle bir vara gidilmesi gereken bir iki pozisyon da vardı. Orada bir e, hakem şey tercih kullanmadı vara gitmekte. E, bütün bunlara baktığımızda bana göre keyifli bir maç oldu İzmir'de. Ee, özellikle ikinci yarısı ee, Göztepe oyuna ortak oldu ama Fenerbahçe galibiyete daha yakındı ve hak etti diye düşünüyorum. E, Fenerbahçe tabii İzmir deplasmanlarında e, hep yani son dönemde sıkıntılar yaşıyordu. E, aslında çekinerek gittiği bir deplasman Fenerbahçe'nin Göztepe deplasmanı. E, rakamlarda onu gösteriyor. E, örneğin son 9 Süper Lig maçından Sadece birini kaybetmiş Göztepe Fenerbahçe'ye karşı evinde oynadığı. Yani e, evinde hele seyircisi tabi seyircisiz <laughs> maçlarda durum farklı. Seyircisi olunca çok da güçlü bir seyirci atmosferi var. Hocalar bugün seyirci yaratmadı Hocam orada da o loca işi e, aradan o sesler falan çıkıyor. Biraz sıkıntılı oluyor. Yani e, o sesi yayıncıların da çok ayarlaması e, kolay değil. E, orada e, biraz sıkıntılı bir ses atmosferi vardı. Aradan evet. bağırtılar geliyor, o geliyor, bu geliyor. Sağdaki normal çok... Normal evet. tribün tezahüratı kıvamında değil tabii. <laughs> Arada bağırtı şeklinde. Hocaların ve futbolcuların sesini duyamadık. Tamamen localardan geldi sesler. E, herhalde o konuda da dediğin gibi en azından yayıncı kuruluşun e, bir en, önlem alması lazım. Çünkü biraz oyunu kötü yönde etkiliyorlar diye düşünüyoruz. Ve inşallah e, %10, %20, %30 şeklinde... En azından en e, ufaktan başlangıç olarak seyircilerin sahaya gelmesinde fayda var. Yavaş yavaş biraz daha oyun renklenmeli. Bu kadar seyircisiz oyun yeter artık Ender'im. Yani evet ee, İzmir'den e, canlı görüntüler de bir yandan ekrana yansıyor. Göztepe'nin yeni stadı. Tabii gönül isterdi ki bu karşılaşmalar seyircili olsun. 5 gol var İzmir'de 27. dakikada İzmir'de. Jose Sosa'nın golüyle 1-0 öne geçti Fenerbahçe. 34'te Gilerme yine penaltıdan skoru 1-1 yaptı. 43'te Serdar Aziz 2-1'e getirdi ki ilk yarı böyle sonuçlandı. Ardından ikinci yarının ilk bölümünde Dimitrios Pelkas yeni transferi Fenerbahçe'nin Yunan oyuncu 51'de 3-1 yaptı. Fenerbahçe artık rahatladı derken 63'te yine Gilerme çıktı sahneye. Skoru 3-2'ye taşıdı. Sonrasında pozisyonlar, karşılıklı pozisyonlar başka gol getirmeyince Fenerbahçe puanını 11'e yükseltmiş oldu bu galibiyetle. Şöyle bir bakıyorum. Üçüncü galibiyeti Sarı Lacivertli takımın 11 puanla ve tabii ki maç fazlasıyla yarın. Galatasaray Aytemiz Alanya Spor karşılaşması var. Galatasaray 7 Aytemiz Alanya Spor 10 puanda. E, o karşılaşmanın sonucuna göre şu anda puan durumu da anlık puan durumu da ekrana geliyor. Fenerbahçe 11 Aytemiz Alanya Spor 10. E, ligin yenilerinden Fatih Karagümrük 8 puanda Fraport Tavantaylı Spor'da bir başka 8 puanlı takım sonrasında 7 puana sahip 5 takım sıralanıyor. Onlardan Galatasaray az önce de vurgulamıştım. Ee, yarın Aytemiz e, Alay'ın sporu konuk edecek. Tabii bu bay sisteminde maç eksiği, maç fazlaları e, hep bu şekilde gidecek. Ee, bazı takımlar örneğin bu hafta Beşiktaş evet. bay geçiyor haftayı. Ee, Sıralama etkilenecek. etkilenecek tabii. Ona göre de bazı planlamalar yapılacak. Sevgili Gürcan Bilgiç de geldi. Görmedim. Ayağının tozuyla e, ne düşünüyorsun? E, bu 90 dakika sonunda ilk değerlendirmelerin ne olacak sana göre Fenerbahçe açısından nasıl bir karşılaşmaydı neler doğru neler yanlıştı eksikler nelerdi nasıl bir karşılaşma gördün valla geçen hafta da yani geçen hafta derken son gürmük maçında da çok benzer bir diyalogla başladık programa Aynen. yani Altay penaltıyı kaçırmasa ortalık yangın kurtarmasa ortalık yangın yeriydi hatırlıyorsun. Penaltı kırmızı kart oldu. Onun öncesinde foil var. Foil hakem atladı. Var atladı. Ardından 2-1 e, bitti. 2-2 bitebilirdi. E, karşılaşma Fenerbahçe adına baktığımız zaman. E, bugüne geldiğimizde ki siz de devre arası Erman abiyle yaptığınız programı e, yani ko komik bir penaltı. Yani bunları artık hakem demek istemiyorum. Bunlar ha hakemcik Ender. Yani e, verdikleri penaltılar, yorumladıkları ikili mücadeleler, yani şey, şeyin peşinde değilim. Komple teorisi Feneri şampiyon yapmak istemiyorlar. Şudur budur onun peşinde değil. Gerçekten kötü hakemler. Kötüler yani. Yani ne, ne pozisyon yorumlarına hakimler, ne, ne doğru e, şekilde e, darbeleri yorumlayabiliyorlar. Kollar mesela gündüz maçlarda Sivas maçı mıydı? neydi? Kollar yandayken abi vücuda bitişikken ele çarptığında devam değil mi abi? Çıkıp söylemedi mi Ulenberg? Böyleyse el el vermeyeceksiniz diye. Ulenberg çok şey söylüyor da. Ya, ya. <laughs> hayır yani sanıyorum Sivas, Sivas maçıydı. Ee, Vücudunu Aynen. eğer kol hizasını aynı şekilde bitişikse vücuda penaltı değil. değil. Aynen penaltı değil el değil hocam. Yani penaltı değil de orada elle, elle oynama verdi. Neyin olduğunun farkında değiller ya. Ve e, bu karşılaşma adına da konuştuğumuzda ki beğendim ve hakemdir e, Atilla Karaoğlan. Yani e, gerçekten yani üst düzey maçların yani ya, ya, da süper lige yakışan e, yorumların sahibi değildi. E, bir, bir, de şu var. İki tane teknik direktörümüz var. Bak yanımızda masada oturuyorlar. Bunlar e, bütün bir sezon çalışıyorlar. Transferi yapıyorlar. Hafta içi takımlarını hazırlıyorlar. Rakibi analiz ediyorlar. Ona göre ilk 11'i düşünüyorlar. Belki de oyuncusuyla ters düşüyor. Kavga ediyor. Çekişiyor. Sah sahaya çıkartıyor. Ve e, bir yol da kat etmesi lazım. Fenerbahçe adına konuştuğumuz zaman antrenörü yeni. 18 tane futbolcu transfer etmiş. E, sahaya çıkan oyuncuların 7'si 8'i ilk defa beraber oynamaya başlamışlar. Bazıları daha yeni 10 gün olmuş İstanbul'a geleli. Yani kat etmeleri gereken bir yol var. Ve her maç kırılma maçı oradan baktığınız zaman. Çünkü e, 6 yıldır şampiyonluk yok. İşte Fenerbahçe taraftarı e, bu takımın üstüne e, endişeyle bakıyor. Herkes e, bir sıkıntı olur mu olmaz mı diye bu geçen süre nedeniyle zaten paranoyak olmuş vaziyette. Ve bunun karşısına getirip takımın takır takır oynarken bir tane e, hakem ve var anlamayan, e, var da görüp de değerlendiremeyen diğer diğer meslektaşı komik bir karar veriyorlar ya. Hakikaten hakemcik bunlar ya. Yani inanılır gibi değil. Yani öbür tarafa baktığımız zaman e, Fenerbahçe'nin iki golü, ilk iki golü gene duran toptan oldu. Yani Rize maçı iki gol duran toptandı. Biri e, korner, biri penaltı. Bugün yine biri korner, biri penaltı. Yani e, akan oyunda pozisyon geliştirmeye başladı en azından Fenerbahçe ama İkinci e, Akanay'ın golünü attılar işte Perkaz'da, Ozan'ın ortasında. Maçın e, Fenerbahçe adına e, 10. 12. dakikasından sonra en önemli oyuncusuydu Ozan. E, yani 10. gün, mi, 11. gün mü? Dördüncü, 11. gün, 4. maç. 4. maç. 4. maç ve 90 dakika sahada kaldı. Müthiş oynadı. Müthiş yani. Müthiş yani oynadı. E, takımın bir parçası olarak oynadığı zaman açıkları kapatayım, işte baskıyı yapayım, mükemmel oynuyor ama Felloğlu gölümde ilk bölümde kendini yıldız zannetti gene topla oynamaya başladı. Topuklar mı <laughs> üst üste top kayıpları peşinden Tek geldi. Tek pas oynamaya, kontrol evet. pas oynamaya başladığı zaman büyüdü. büyüdü. Tamamen onun en iyisi oldu. Aynen öyle. Yani topu fazla ayağında tutmadığı zamanlar inanılmaz performanslı. Top rakipteyken, top Fenerbahçe'deyken sahanın en iyisiydi. Aynı aynı fikirdeyim. Ee, işte penaltıyı yaptırdı. Üçüncü golün asistini yaptı. Onun yanında bir tane Sisi'ye attığı pas var karşı karşıya kaldı kaleci de e, atamadı. E, bence Fenerbahçe'nin e, futbol adına iyi bir günüydü. E, çok pozisyon üretti. 3-2'ye bakmamak lazım. Son dakikalar evet panik oldular. Buna şey de e, çok net karşılık verdi Göztepe'de. Yani biz Altay'ı konuşuyorduk genç kaleciler işte parlıyor diye. Bugün İrfan Can diye bir kaleci çıktı değil mi Göztepe'de? Adana Spor'dan aldı. Evet. Neler yaptı yani? ...Göztepe takımı son dakikalarda gol aramaya gittiyse... kalecisi, değil, kalecinin yaptığı... sinin yaptığı kurtarışlardı. Benim saydığım 5 tane net kurtarış var. Peki daha detaylandıracağız. E, Raya Hocam... ...şöyle bir baktığımız zaman... E, ...az önce Feyyaz Hocamla onu konuşuyorduk. Göztepe deplasmanlarının Fenerbahçe için... ...her zaman sıkıntılı deplasmanlar... ...olduğundan bahsettik. E, Fenerbahçe e, belli bölümlerde... ...oyunun hakimiydi... Göztepe çok alan bıraktı. İkinci yarının başında da, ilk yarının ortalarında da Fenerbahçe'ye top oynayacak. E, tabii Fenerbahçe gibi hücum aksiyonları, teknik becerileri fazla olan oyunculara sahip bir takıma alan bıraktığınız zaman oynuyor. 3-1 e, oldu. Her şeyi rahatladı Fenerbahçe adına diye düşünürken e, Nazım Sangare'nin çok büyük bir hatası var. Hocam da vurgu yaptı. İkinci yarıda İlhan Palut'un e, sol tarafı. Var değiştirmesi, sol kanatta değişiklik yapması sıkıntılara yol açtı. Orta alanda da bir iki değişiklik var. Yeni oyuncuları koydu oyuna İhsan Hoca. Sonrasında 3-2 tabii sıkıntılı skor. Fenerbahçe aradı bulamadı. Göztepe umutlandı ama bu görüntü içinde bitti karşılaşma. Şimdi e, detayına gireriz ama e, neleri doğru yaptı, neleri eksik yaptığı bile sizin ağzınızdan duyalım. Siz ne diyeceksiniz? Ben de Fenerbahçe'nin en son cümlen gibi artıları ve eksileri neler? Kısa kısa böyle manşet gibi onları değerlendireyim. Ferbahçe'nin artıları ne? Fenerbahçe takımı yeni bir takım, yeni bir teknik direktörle lige girdi. Ona rağmen kazanma alışkanlığı ediniyor. Maçlarda ciddi oyuncularda yüksek konsantrasyonla oynuyorlar. Ve de rakibe reaksiyon veriyorlar. Top rakipteyken, top ayağındayken en iyi şekilde bir şeyler yapmak istiyorlar. Sağ içinde yeni bir takımda ee, zaman zaman ona eksilerini de söyleyeceğim tabii sıkıntı da olsa oyun içinde ama genelde e, sağ içinde yani geçtiğimiz sezonlara göre daha fazla mücadele eden, isteyen, galip gelmek için e, limitlerini zorlayan bir takım görüntüsü Efe Duran top organizasyonları etkili ve de buradan ciddi anlamda gol o buluyor Fenerbahçe. O da bir silah. Bahçe, Dağım döneminde tabii. sevgili Gürcan eee Bayavi Lugan'ın onu Lugan işte Servet oynamıştı değil mi? Servet tabii. Çetin'de o ö, ö, önder önder turacı Sabek. Set. Yani böyle Set. sezon başı Set. yeni Setleri takımlar, vardı. yeni takımların özellikle duran top tabii ki organizasyonu, puan alma, o galibiyet kazanma alışkanlığı ve onun için hafta içi o moral motivasyonla antrenmana gelmesi, yola devam etmesi çok önemli. Fenerbahçe bunu sağlıyor. Tabii Fenerbahçe'nin bu artıları e, kadar eksileri ne? Fenerbahçe şu anda doğaçlama bir oyun oynuyor. Fenerbahçe'nin bu doğaçlama oyunda e, anlık spontane becerilerle skor alıyor. Ve de Fenerbahçe'nin net bir şekilde görülen bu kender zamana ihtiyacı var. Sadece organizasyonu, hücumda üretkenlik az. Evet bugün 3-1 iken 4-1 yapabilirdi. 3-2 iken Sisse ile 2 tane gol kaçırdı. 4-2 yapabilirdi. Samartan'ın Sisse'nin çok Şimdi net pozisyonları orada var. Orada maçı bitirebilirdi. Ama Fenerbahçe'nin işte eksileri saymaya başladığımızda yeni bir takımda bu sıkıntılar oluyor mu? Tabii ki olur. Ne? Oyun içinde çok gel git yaşıyor. 90 işte artı 2'de 6 ay kurtuluyor, kurtarıyor. 90 artı 6'da Halil vuramıyor topu. Boş yine duran çok top hatırlarsan. Önemli. Uzatma bölümünde iki, evet. pozisyonu, i̇ki pozisyonu var ki bu gel gitti yaşaması, oyunu tutamaması, pozisyon vermesi hep yeni takımın e, hamlı ve de işte doğaçlama oyunla maç kazanılması istekle coşkuyla odaklanmakla ne dersek buna doğru bir şekilde kazanıp kazanma alışkanlığını, o moral motivasyonu da devam ettiriyor. Tabii bununla paralel paralel şunu söyleyelim, Erol Bulut'un da yaptığı değişiklikler iyi değil. Ya yani takımı öne taşıyana geriye taşıyor. Bunu da söylemek gerekir. Sinan Gümüş hamlesini evet. yapıyor Erol Hoca. Hep ilk hamleleri de genellikle Sinan evet, oluyor. Sinan Ama olur. bu haftaya kadar hiç verim alamadı evet. Sinan'da. Mesela bugün bir tane Sise eğer ilk i̇şte. topu çevirdiğinde Sise boş kaleye çok rahat gole atması gerekirdi Ender. Gole atsaydı tabii farklı şeyler. Sinan girdi, asis yaptı da derdik. Ben sırf Sinan üzerinden değil. Yani Erol Hoca'nın yaptığı değişiklikler genelde pozisyon pozisyon değişikliği. Hmm. Yani Madem öyle maç 3-1 iken daha radikal bir karar alabilirsin. Daha yani cesaretle orada bizsizse değişikliği ile oynayabilirsin. Çünkü Samat'la özellikle Fenerbahçe ilk yarı hiç üretken değildi. 3 tane isabetli şutu var. Bir tane Göztepe'nin var. İki takımda ilk yarı zaten hücum organizasyonları çok yetersizdi ender. Şimdi hem samattaya top gelmiyor hem öne top taşımıyorsun. Pelkas sol çizgide oyuncak oyuncu değil. İdare eder. Santrofor arkası bir oyuncu Pelkas. Eğer böyle bir düzen varsa modern 4-4-2 dediğimiz elmas şeklinde Samatta ile Valencia arkasına Pelkas'ta iki tane 8 numara Ozan ve Sosa 6 numarada Luis Gustavo ile başlayabilir Fenerbahçe. Yani değişik formasyonları da Erol Bulut denemeli. Daha fazla radikal kararlar aldığında bunu cesaretle alması gerekir. Hep yaptığı oyuncu değişikler ve iş saha içindeki dizilişlerle beraber oyunu geriletiyor. Hem geriye yaslan bir Fenerbahçe oluyor, oyunu kontrol edemiyor. Uzatmalarda da olsa Göztepe'ye iki tane gol pozisyonu veriyor. Duran topta da olsa. Yani Erol Bulut'un yapacağı değişikler daha doğru değişikler olmalı. Yeri geldiğinde de Fenerbahçe takımı Samatta ile Sisse ile de iki santrofor oynamalı. Ya yani Samatta ile Sisse bir kere ayrı profilde bir oyuncu. Ve de ikisi aynı anda oynarsa ama birbiri tamamlayıcı oyuncu. Yani bu anlamda Pelkas evet golle buluştu ama Pelkas daha fazla oyunun merkezinde kurgulanacak. Bir oyuncu omurgada daha orada becerili, yetenekli, daha fazla ucuma topu taşıyabilir. Fenerbahçe'nin bugün özellikle ilk zaten üretkenliğinin olmamasından büyük nedeni yani tek hücum planıyla oynaması. Ne bu? Sosa geliyor top Sosa'ya. Ya sağdan Nazım Sangare veya soldan Caner bildirliğinde zaten ofansif olarak iki tane bekle oynuyor Fenerbahçe. İkisinde savunması kötü. Devamlı onlara yön değiştirerek o kuras topları atıyor. Devamlı Sosa ve oyuna sokuyor. Pelkas içeri kat ediyor. İşte goldek gibi Ozan pozisyonu gibi ikinci santrafor arkadan girdi. Samatta'nın arkasından sağda da Valencia'ya giriyor. Yani Fenerbahçe'nin daha belki 10 tane ucum seti olmayabilir Ender. 3-4 tane daha fazla ucum setleri olmalı. Dediğim gibi de oyuncu değişiklerinden sonra Erol Bulut bunu iyi ithal etmeli. Oyun evet Fenerbahçe lehine de kopabilir. Ama Göztepe lehine de o ara son dakikalarda gol atsa 2 puan da İzmir'de bırakabilirdi Fenerbahçe. Onun için bu doğaçlama oyundan daha ezberlenmiş daha organizasyonlu oyun içinde şunu söylemek gerekir. Geçen eee Karagümrük galibiyetinden sonra da söylemenler. Milli takım Kasım'daki aradan sonra 3-4 hafta sonra Fenerbahçe'yi daha referans alacağımız maçlar olacak. Sezon içinde nasıl götüreceğiyle ilgili o, biz, o bizi bana göre ileriye dönük Fenerbahçe ile ilgili kafamızda ne oluşacaksa ucum ve savunma organizasyonlarını 3-4 hafta sonra onu net bir şekilde de görmüş olacağız. Buna bir Ser, ekleme yapayım. Serdar Aziz, <laughs> e, devam et Gürcan ama Serdar Aziz diyor ki hakem maçın berabere bitmesi için e, elinden geleni yaptı, rakip kendini yere attı, kalçama e, değdi. Hakem e, bizim aleyhimize penaltı verdi, vara bile gidilmedi. O işte malum pozisyonla ilgili konuşuyor. Ee, yani e, hata yaptıysam hata yaptım derim. Ama burada vara bile gitmedi hakem demiş Serdar Aziz. Şeyde e, hafta içinde e, Fenerbahçe Başkanı bazı gazetecilere, medya mensuplarına falan e, bir toplantı yaptı. Orada Rea Hoca'nın e, söylediğine benzer bir ifade kullandı. Yani biz dedi... E, Erol Hoca ile konuştuğumuzda toplantı yaptığımızda bize bu uyum süreci için yeni takımın belli bir ritme veya onun istediği sisteme sisteme oluşması değil. için Kasım'ın ortasını tarihledi bize dedi. Evet. Ve Kasım'ın ortasına kadar e, puan kayıplarımız olacaktır dedi. Yani biz bu olası puan kayıplarının e, hesabını yapıyoruz dedi. Yani kazana kazana ama e, hocanın dediği gibi yani 3-4 maç sonra daha doğru oynayan, daha bilinen bir takım vaat ediyor Erol Bulut. ha Bugün de dediği gibi Rea Hoca'nın çizse kaçırdı, farklı kazanırdın. Halil Akpınar'ı skaladı veya Altay kurtardı, maç beraber biterdi. Yani bu inişli çıkışlı ya da sonuç olarak sıkıntılı süreç devam edecek. Esas şeye bakmamız lazım. Mesela oyuna giren çıkan ya da ilk 11'de oynayan yeni oyuncular veya eskiler arasında evet geldi fark yarattı e, katacak başka şeyler gösterecek dediğimiz performanslar sezdin mi hocam Reha hocam sen? Ya mesela Samatta Samatta'ya e top getirsen geçen haftaki gibi gol yapar. Samatta'ya e top taşımazsan ucun bölgesine değil mi hocam? Evet. Şimdi topu 3. bölge ucun bölgesine ciddi bir bölüm ilk 45 dakika ve ikinci yarının başında biraz getiremedi. Sonra oyun koptu 3-1'den sonra. Daha alan boşaltan Göztepe'ye daha rahat pozisyon etti Fenerbahçe. Esas Fenerbahçe'nin 0-0 giden oyunları kurgulaması gerekir Erol Hoca'nın. Ve özellikle hücum hattına Samat'ta değil yalnız Valencia'ya mı oynatıyorsun? Bugün solda e, Pelkas'a mı oynatıyorsun? Misal onlarla mı başlıyorsun? Daha fazla hücum aksiyonları ve setleri daha fazla Fenerbahçe'nin olması gerekir. Kısaca şöyle özetleyebilir miyiz hocam, canım hocam? E, Samat'ta'nın daha çok pozisyon bulması için e, Valencia ve Pelkas iyi bir ikili değil. Yani ona pozisyon yaratmakta zorlanacaklar. Çünkü Pelkas genelde boşa çıkıyor oluyor. Pelkas Çin, çizgi, ee, oyuncusu e, tam bir, tam tam çizgi oyuncusu hocam. Merkezde oynarsa ikili oyun oynayabilir. Ozan önce orada. Ozan söylemiş. da ikili oyuncu oynayamaz. Yani şimdi Ozan diyorsun ki Sosa ve Luis Gustavo. Ya iyi bir orta saha. İyi bir orta saha da hücum aksiyonuna yardım eden, orada oynatan işte Samat başta ve öndeki çizgideki oyuncular kim oynarsa. Şimdi Fenerbahçe'nin böyle bir ee, hücum ezberi de oluşmadı. Bir tek oluşan hücum ezberi ne biliyor musun? Sos alacak veya stoperler yön değiştirecek. Sağdan gidecek e, bugün oynayan e, Nazım. Nazım Sangare. Solda Caner Ergin'i atacaklar. O da oradan orta yapacak. Ve de bu ara çizgi oyuncular da Samatta'nın doğru mu hocam yanına içeri kat ederek peki, peki hocam, iki santrofor seni, da oradan çizgiden gelip üst santroforlu seni, bir oyun olacak. Seni tamlamak için bir şey sorayım. Fenerbahçe idmanlarında Fenerbahçe'nin atak varyasyonları mı daha ağırlıkla çalışılıyordur yoksa top rakipteyken ne top yapılacak? Top rakipteyken çok bariz evet, belli. bugün, çok net bir bugün şekilde çok Önde bastı. Fenerbahçe önce, çok, önce, onu yapıyor. Ender çok orta sahada karşıladı. ikinci bölgede hep rakibini karşıladı. Dikkat et kaymaları ona göre yaptı. Peki Erman Hocam devre arasında dedik ki yani hakem kararlarından tabii çokça o sırada daha sıcağı sıcağına olduğu için pozisyon. Onunla ilgili sorular da geliyordu. Onunla ilgili yorumlar da istiyordu taraftarlar ki şu anda da en fazla gelen sorular yine karşılaşmanın hakem kararları. Ama oraya geleceğiz. Şimdi ilk anda söylenebilecekler nelerdir? Fenerbahçe için dinlediğiniz işte hocaların da sevgili Gürcan'ın da ifadeleri var. Size hep İkinci milli maç arasından sonraya özellikle 10. maç sonrasını işaret ettiniz ama e, neler şu anda, hangi sinyalleri alıyorsunuz en azından onları e, dile getirebilirsiniz. Şimdi Fenerbahçe takımında oyunu idare eden adam Sosa değil mi? Evet. Oyun Şimdi, aklı koyan. Tabii Fenerbahçe takımı bugün sağdan veya soldan akıyı yaptığı zaman bakıyorum ilk yarı özellikle rakip ki çok gelmiyor Fener'in üzerine. Ceza alanı civarında <laughs> bir tane Fenerli var. Bir, bir, tane daha Fenerli geliyor. Nasıl gol Nasıl gol şimdi? Samatta'ya kim yakın oynayacak? Tabii. Ya da kim içeri girecek? Ceza yani, sahası bölgesinde Samatta tek olacak? kaldığı gibi. Şimdi ona mesela siz senin pozisyonu ona gelse gol atar o. Siz senin pozisyonu Samak yeni çıkmıştı da çünkü ayak içi müthiş onun yani aldı yeri tık diye koyuyor mesela size onu yapamadı yalnız o değil Fenerbahçe'nin orta alanda hala ne yapacağına karar verecek şimdi Sosa gitti Sosa takviye yaptı ileriye geri dönüşü nasıl olacak hocam dönüş mesafesi mesela Gustava Gustavo da iyi işler yapıyor arkada Tabii. ama giderse nasıl döneceksin gitmek kolay dönüşü zor hocam Şimdi Ozan gidiyor geliyor kopuk oluyor. Fenerbahçe takımı kopuk. Ha bir orkestra düşün. Ahenk yok. Değişik telden çalıyorlar. Şahsi oynuyorlar. Daha peyada. Mesela, çalamıyorlar. Gökhan yok. Gökhan'ın boşluğu baya baya Kesinlikle. boşluk. E güzel. Ben olsam Trabzonlu'yu Trabzon'dan gelen oyuncu öğretirim orada. Niye abi? Sol bek sağ bek oynamaz diye bir kanun mu var? Ne oynatmıyorsun? Oynadı da netekim. Sangare'den oynadın. daha faydalı olacağını zannediyorum. Şeyin. Nova. Nova. Bence. Oynat abi ne olur. Ne kaybedersin ya. Hem gol atan bir oyuncu hem oyunu iyi kuran bir oyuncu. Sangare <laughs> o tarz bir oyuncu değil. <laughs> Sen o, o, o taraftan gidemedin, gelemedin. Geldiği zamanda dönemedin. Bak bir şey söyleyeceğim. Göztepe takımı iyi bir takım değil şu anda. Yani Fenerbahçe maçı 3-2 aldı ama Fenerbahçe'nin bir avantajı var. Kardeşim şu anda lider. Şu anda lider. Evet. Kötü oynadığı halde yani iyi oynamadığı halde puanları aldı. O büyük avantaj. Hazır olmadığı halde. Tabii hazır olmadığı halde aldı. O büyük avantaj. Ha beş baş sonra kimse senin gözünün yaşına bakmaz. Onu da sana söyleyeyim. Yani burada olay bulutta biter. Bulutta ne yapar? Bulutun kenardaki duruşunu beğenmiyorum. Yüz ifadesini beğenmiyorum daha farklı bir teknik adamın orada daha farklı bakması lazım. Daha farklı göz Yani kendinden tedirgin Erol Bulut. Niye bilmiyorum. Yani şey değil böyle. Bazı teknik adam vardır filan gider gelir oturursun. Bakar bilmem ne yapar. Erol Bulut bir türlü şey değil yani. Böyle rahat değil kenarda. Niye anlayamıyorum. Aslında özgüvenli bir kişiliği var. Öyledir. rahattır yani mesela ama. şimdi herhalde Emre, değil, emre baskısı var mı? Şimdi orada Emre baskısı mutlak var. O da arkadaş hocam o takımdan. Ya o da şimdi hocam. Hiç Emre hiç şey karışmıyormuş. Net öğrendim hafta içi. Direkt hocam, baskısı falan yok. Direkt hocam, hocam bırakıyormuş ona. Tamam. Erol Oca, her Hoca tamam, her şey oluyor. Ama bir yerde bir yerde karışacak. Çünkü futbolun başında anladığım kadarıyla o var. Hocam Artık. hiç doğru hocam da hiç karışmıyor. Erol Bulut olmayan bir penaltıdan gol yedik demiş. Biraz önce de Ersan Parlatan'ın teknik sorumlusu İlhan Palut'un lisansı uygun lisans olmadığı için o çıkıyor. Fenerbahçe'nin golünden ilk golünden penaltıdan önce Halil'e yapılan faul vardı vermediler demiş o da. Herkes e, kendi penceresinden bakıyor tabii doğal olarak. Bunları gerçi konuştuk da Erol mı konuşacağız şimdi. Şimdi Erol Bulut dese ki bak dese ki, ya kardeşim bizim ilk attığımız penaltıdan evvel e, Göztepe'yle oyuncuya benim oyuncum faul yaptı. Hakem ters verdi. Gitti penaltı oldu. Bence karar yanlıştı. Bize verdiği penaltıda net yanlış derse dinlerim. Ama böyle dinlerlerse dinlemem Böyle konuşurlarsa dinlemem. Ersan Hoca da bize yapılan faul Bana diyor. Bana yukarıda çocuklar mesela bir konuşma seyrettirdiler. Hmm. Seyrettirdiler. Dinlettiler. Ee, Canel bayağı sallıyor hakeme. Hem de bayağı. Canel mi Serdar mı? Şey e, pardon Serdar. Canel değil. En az 3 maç yer. Ama tabii o görüntüyle onu yapamaz. O zaman dikkat edeceksiniz. Yapmayın abi. Hakem yanlış verdi. Senin yapacak bir şeyin yok. Atılma. Atılırsan takımın için kötü. Hocam orada da hep... işte şunu söylüyoruz ya. E adalet hissini sıkıntıya düşüren e kararlar var. Bir de varın varlığı var. Hocam bak. O sıkıntı oluyor. Hocam bak. Şimdi öyle bir pozisyon ki... Konuşalım onu. Baştan konuşalım. Haftayımda konuştuk çünkü. Hı hı. Pozisyon şöyle. Eee... Serdar'ın hiçbir günahı yok pozisyonda. Hiçbir şey yok. Yani penaltı değil. Tamam. Hakem olarak verdin. Ona da kabulüm. Ya var. Çağır hakemi. Ya buna gel bir bak de ya. Ali Şansalan. Gel. Çağır bir hakemi. Baksın. Yine versin hakem. Sen eğer çağırmıyorsan bu sefer benim kafamı karıştırırsın. Ali Şansalan. Bak. O zaman ben başka şeyler düşünüyorum. Hocam geçen, Çağır ya, geçen hafta da aynısı oldu Karagümrük maçı öncesi, penaltı öncesi hatırla. Lemos'un pozisyonu. pozisyon. Ya şimdi Demosti gene sizseydi galiba. Ha şeyi mi diyorsun? Faul pozisyonu oldu. Hocam onu konuştuk. Ondan sonra onu penaltı konuştuk, kırmızı kart geldi. Şimdi geçen hafta da oldu. Hayır, VAR gene çağırmadı hocam, onu söylüyorum yani, sana. E birinde çağırdı, Galatasaray maçında çağırdı. E, doğrusunu yaptı. Bir ya, gün sonra. Ama işte Akıl veriyorlar. Herkes akıl veriyor. Kitap böyle yazıyor. O böyle yazıyor. Yok o böyle dedi. Ya bırakın kitap bir tabi abi. Çağıracaksın ya. Çağıracaksın. Adaletimizden çağıracaksın. Kita Onların kitabı doğru kitap değil. Ben aynı fikirdeyim. O kitap bir diyorlar ya. Neden artıyorlar? Kitap televizyonlarda vardı. inanamıyorum gözlerime ilerliyorum. Hocam risk almıyor olabilir <laughs> mi? Yani etli sütlü karış beni nasıl olsa orta hakem maçın hakem verdi. Ya. Ben hiç bir de penaltı ben söylerim. Ama bir de penaltı artık... değildir. Sonra bile abi neyin eti neyin var. sütü İnek inek misin sen et süte karışmıyor hocam inek misin hocam o aklı karıştın tabii ya o zaman, Aynen, karış... o aklına geliyor insanın şimdi Olur yüzde yüz o pozisyona karışması gerek karışmıyor işte inek, o sonra i̇nek ben, süt sonra karışmayın ben sen bir de hakem işte maçın hakemi der abi ki çağır. ya işte ya çağır vermedim seyrettim hatta de ki hocam bana göre bir şey olmadı de ya ya bunlar ben inanamıyorum ya, ya artık diyebiliyor hocam, fikir kaldırdın. söyleyebiliyor kaldırdın. var ya artık ya arkadaş uçağı kaldırdın Uçağı kaldırdın. İki pilot gidiyorsun. Çok uzağa gidersen üç pilot gidiyorsun. Kitap bir şey yazıyor. Kitap yazıyor da ya uçak düşüyor. Kitaba bakar mısın? Uçağı kurtarmaya bakacaksın ya. Ne kitabı ya? Doğruyu bulacaksın orada. Uçağı düşürmeyeceksin. Ya çağır arkadaş bak. Gel bak ya. Hocam korkudan... Hatta de ki bak değme yoktu. veya çağır de ki bak sağ kolu topa gidiyor de. Yardım et bana ya. Ben çünkü sahanın içinde belki Şimdi ben bakıyorum hakemler oraya gidiyorlar. Arkadan 10 kişi gidiyor ya hakemlerin yanına. Tabii. Bugün de oldu. Varın yanına. Nereye gidiyorsunuz ya? Sahaya dönemedi hocam. Evet. <laughs> Önündeki adamları. Olacak şey değil. Böyle bir şey var mı? Sahada seyirci yok. Bir de seyirci olsa. Nasıl iş bu? Ya otoriter oluyor ya. Hocam korkuyor. ilerideki haftalarda diyor. İleriki haftaya ben maç almam etmem. Belki yanlış benim kararım. Ondan etliye sütlüye karışmıyor diyorum. Aman diyor verdim maçın orta maçın hakemi versin. Ben hiçbir şey karışmayayım. Böyle daha bir, bir de herhangi sıkıntı bir sıkıntı oldu. olur bana. İleriki haftalar maç almam ondan girmiyor. Ben hocama bir şey sordum hocam. Orada aralarında bir diyalog olmamış mıdır? Yani vardaki hoca ile konuşmamış mıdır? Penaltıyı verdi. Orada e, mutlaka aralarında bir irtibat yok mu? Yani illa vardan çağrılması mı gerekiyor? Çağrılması gerekiyor abi. Yok, Yok yani belki orada belki orada diyebilir gördü Ya, ya. Belki, ben sana söyleyeyim ya konuşuyorsun. Gelmene ya Ben gerekiyor. takıldım. Bak ben takıldım bana yardım et de diyebilirsin ya ayıp mı ya bana yardım et demek? Gayet ben gördüm ama bana yardım et. Ben sana bir şey söyleyeyim hocam ya. Ya konuşmak istemiyorum ama mecburi konuşuyorum hocam bunların kökü bozuk. Zekeriya Alp. Bak anlatacağım. Zekeriya bu olan olay. Zekeriya bir daha anlatıyorum. Beyler komiteyi topluyor. Oğuzlar var, Ünsal hepsi varlar. Ya diyor biz diyor iyi gidiyoruz diyor. Üçte daha yaparız herhalde diyor. Bir telefon geliyor beş dakika sonra. Federasyon başkanı çağırıyor. Diyor ki şu 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 isimler. Başta Oğuzlar var, Ünsal iki kişi daha var. Şey Turgay Güdü şey var herhalde. Murat Ilgaz var. Bunları diyor al diyor görevden devam et diyor. Şey diyor ki biz diyor ekip olarak geldik. Ekip olarak gideriz. Ben bu işi yapmam diyor. istifa ediyor. Satmıyor adamlarını Zekeriya. İstifa ediyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Şimdiki komite geliyor. Bunlar gözlemcilik yapamayacaklar. Yaşları bunları 80-90 yaşına gelecek. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bunlara görev veriyor yeni komite. Ee, hakem takip ediyorlar. Hakem çıkaracaklar. Lan siz hakemleri zaten kötü işleri yaptığınız için gittiniz. Federasyon sizin kendiniz de. Bunlar Zekeriye'yi satıyorlar. Zekeriye onları satmıyor. Onlar şimdi görevdeler. Zekeriye görevde değil. O komiteden bir kişi Ahmet diye çocuk görev almam ben diyor. Bunlar böyle adamlar. Bunlar 5 bin lira 10 bin lira almak için bu işi yapıyorlar. Çok ne söylüyorum. 5 bin lira 10 bin lira almak için bu işleri yapıyorlar. Lan bunu yapan adam 5 bin lira 10 bin lira için neler yapmaz? Çok ne söylüyorum ya biraz ağır oluyor. Bu. Gidin abi gidin. Gidin ya yenileri gelsin. Gidin. Gidin. Ben yenilerin hatasını kabul ediyorum. Abi çöreklenmişler baba oğul. Gözlemci var iki hakem. gözlemci var bilmem ne hakem. lan ne kadar bunların şeyleri. Söyle siperlerinde ne şey cevapları varmış ya. <gülüyor> hocam, <gülüyor> hocam, hocam hocam. Hocam günaydın yani bunlar senelerdir böyle. Zaten dile getiriyorsun günaydın. Parket mi hocam. hocam? A gidiyor, B geliyor aynı şey. B gidiyor, C geliyor aynı şey. E, tamam. E hiç değişen bir şey yok. Al bugünkü Fenerbahçe maçı veya diğer maçlardaki performanslar veya sezon başından beri değişen var mı hocam? Yok. Aynı. Ya ne oluyor? Biri gidiyor, biri geliyor. Ben bir şey söylüyorum ya size. Ya bunu yapın abi değiştirin. Değiştirin ya çok zor değil ki bu iş. İşte bu ya zekeri Adamları satmıyor. Adamlar Zekeriye'yi satıyorlar. Feyyaz. Bunlar kimleri satmazlar? Sen neden bahsediyorsun ya? Ya yıllardır bunu konuşuyorum ben. Abi kişilikli adamlar gelecekler ya. Çıkacak o sahaya la falan diyecek. Adam küfürü duymamak için arkadasını dönüyor gidiyor. Küfürü duymayın diye. Duyuyor aslında küfürü. Arkasını dönünce duymuyor. Bilmiyor mu çok küfürünün onu duyduğunu? Hocam yeni mi oluyor bu? Geçtiğimiz sezonlarda da birçok aynı şekilde duyulan sesler var Sahi içinde. Yine hakemler aynı Hocam şey, şey yapıyor. Yani sıkıntı Türkiye'deki şurada. sıkıntı yalnız bu... Sıkıntı... Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş takım değil. Takım bütün değil. takımlar Büyük için. Büyük sıkıntı yok, var. Maal, yok bir standart yok, adalet yok. Aynı şekilde davranıyorlar. Hocam geçen seneden farklı ne konuşuyoruz? Yok. Aynı şeyleri söylüyoruz. Aynı şeyler... Şeyler... Hocam, Hocam oradan söylüyor. Yine aynı noktaya geliyoruz. Bak Erman abi de maçını türkendiriyor çok hatalı karar verdi. Gık demezdi oyuncu. Niye? Öyle gördü derdi. Eğer Hayır öyle gördü değil. Dürüsttü. Hayır Şimdi öyle Hoca gördü. bizim amaçları evet, yanlış öyle, olabilir. Evet, ya hata derdi. yapmayan insan var Hayır, hayatta. Bu, Ama yanlış yapmazdı. Bugünü, bugünü, bugünün, bugün, bugünün özelinde konuşuyorsak Atilla Karaoğlan e, nezdinde oyuncunun saygısını kazanmadı. İnanmadı oyuncular ona. İki tarafta inanmadı. Yani iki kişi ya bu seviyeler kalk, farklı kaldırıyoruz, göreceğim. Kaldırıyoruz, Sanki şey, bu seviyelerin şey hakemi gibi değil. Yani çok enteresan kararlar verdi. Kararsız sağ içinde ne yaptığını bilmiyor. Var niye var orada? İletişime girmek Hayır. için, sana yardımcı olmak için var. Ve, şimdi varla, vardaki hakem hakem değil mi? Maçın hakemi de hakem, aynı federasyon. Aynı federasyon. Ayrı birinden mi yardım istiyorsun? Reo Sen şimdi hocam orada seri. Anayasa'ya göre, Şeye göre, var protokolüne göre o pozisyonda temas varsa ki var oyuncular arasında temas. Var çağıramıyor. Diyor ki hakem bu teması böyle yorumladı. UEFA'da diyor ya maç hakemler yönetsin diyor. Fakat ama artık hakem görüş söyleyebiliyor vardaki. abicim siyah beyaz net hata alacak. UEFA protokolde şeyde çağırabilmesi için net hata alacak. Siyah beyaz. Bariz tabii. e eparisi ama işte kime göre varis? Şimdi Hayır, yorum, yorum hayal, her zaman siyah beyaz. Hayır şimdi onu söylüyorum. onu söylüyorum. Tanımaz. söylüyorum. Bu, sene yeni MHK Serdar Tatlı meyakası geldi dedi ki kardeşim bu pozisyonlarda çağırın dedi. Erman abinin dediği gibi. Çağırıyorum bunu söyle dedi. Yani Türkiye standardı geldi aslında var. Ki e, önceki maçlarda gördük. Yani gri pozisyonlarda bile var hakemi pozisyondaki kararın ee, doğru olduğunu düşünmedi. İşte darbe şiddeti olabilir, bunda e, farklı pozisyon olabilir. Evet.